Mutfağa dair kalın bugün tarifi. Köz, patlıcan ve biberli kışlık kahvaltılık sos. Ben sebzelerimi daha önceden yıkadım. Patlıcan ve biberlerinizi isterseniz fırında veya ocağın üzerinde közleyebilirsiniz. Ama közlemeden önce bu şekilde delikleri açın ki patlamasın. Ben ocağın üzerinde közleyeceğim. Aynı şekilde biberlerimizi de delikleri açıyoruz. Köz matemizi iyice ısıtalım. Patlıcanlarımızı yerleştirelim. Ben bu tarifimde 1 kilo patlıcan, 1 kilo karabiber kullanacağım ve yarım kilo domates. İsterseniz siz daha fazla yapabilirsiniz. Patlıcanlarımızı ara sıra bu şekilde döndürelim ki her tarafı tamamen yumuşasın. Patlıcanlarım közlendi. Uygun bir taban içerisinde alın ve dinlendirelim. Yumuşayan patlıcanların yerine yenileri ilave ediyoruz ve pişenleri alıyoruz. Boş kalan yerlere de biberlerimi koyuyorum. Patlıcan ve biberlerim közlendi. Onları dilimlemeden önce sosunu hazırlayalım. Domates biberli sosunu. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağımı alıyorum ve ısıtıyorum. Isınan yağın içerisine biberlerimi ilave ediyorum. Ben sivri kullandım. Siz arzuya göre kılıber kullanabilirsiniz. Soteleyelim. Biberlerin kokusu çıktı. Şimdi üzerlerine kabuğunu soymuş olduğum ve küp küp doğradığım yarım kilodan biraz fazla domatesimi ilave ediyorum. Karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve ocağımızı kısık ateşe alıyoruz. Kısık ateşte ortalama 15-20 dakika ara sıra karıştırarak pişireceğiz. Tamamen yumuşaması gerekiyor. Patlıcan ve biberlerim közlendi. Şimdi kabuklarından ayıralım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde soyuluyor. Aynı şekilde biberlerimizi de közledik. Onları da kabuklarından çıkaracağız. Saplarını kesiyoruz. Daha sonra küçük küçük doğruyoruz. Biberlerim de çok güzel bir şekilde közlendi gördüğünüz gibi. Sapından ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Aynı şekilde kabuklarından. Mutlaka içindeki çekirdeği alın. Çok az siyahlık kalırsa sorun değil, eğer köz tadını seviyorsanız. Hiçbir şekilde suya tutmayın. Lezzeti kaybolmasın. Diğerlerini de aynı şekilde temizlemeye devam ediyoruz. Karabiberlerimizi de küçük küçük doğruyoruz. Ve geniş bir kabın içerisine patlıcanların yanına alıyoruz. 3 diş sarımsağımızı da küçük küçük doğrayalım. Benim sarımsaklarım büyük olduğu için ben 3 adet kullandım. Sizin küçükse 5 veya 6 adet kullanabilirsiniz. Diğer taraftan yarım bağ maydanozumuzu güzelce kıyalım. İnce ince. Domates birimizi kontrol edelim. Bu kadar kaynaması yeterli oluyor. Sarımsağımızı ve közlenmiş biber ve patlıcanımızı ilave edelim. Karıştıralım.
İsterseniz domates miktarını arttırabilirsiniz. Ben ortalama ölçülerle size tarif hazırladım. Arttırarak bu tarifi çoğaltabilirsiniz. Maydanozumu da ilave ettim. Arzuya göre maydanoz kullanmayabilirsiniz de. İçerisine yarım çay bardağı kadar daha zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi, arzuya göre elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve tepeleme bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce karıştıralım. Sosumun rengini görüyorsunuz. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatacağım. Daha sonra sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım. Kahvaltılık köz patlıcan ve biber sosumuz yeteri kadar kaynadı. Bu kıvamda olması gerekiyor. Artık kavanozumuza boşaltabiliriz. Ben küçük kavanoz kullanıyorum. Tek açımlık. Kahvaltılık sosumuzu kavanozumuza dolduralım. Bu kavanozlarda yaparsanız daha pratik olur. Çünkü kapağını açtıktan sonra 3 gün içinde tüketmeniz gerekiyor ve buzdolabını muhafaza etmeniz gerekiyor. Kapağını kapatmadan ağız kısmını peçete yardımıyla kurulayın. Ve yeni kapak kullanın. Kavanozu sıkı sıkı kapatın. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Kışlık köz patlıcan ve biberli sosum hazır. Gördüğünüz gibi 5 tane kavanoz ve bu kase çıkıyor hazırlamış olduğumuz tariflerden. Mutlaka sizlere bu kavanozları tavsiye ederim. Hem pratik hem de çok amaçlı. Böyle tariflerin devamı için Mutfağa Dair kanalıma abone olmayı, bildirimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.